Amerika'da Söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Amerika'dan avukat Ahmet Atik. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Normalde yoğun bir trafiğiniz olduğunu farkındayım. Gün içinde de çok yoğun bir saati seçtik ikimiz adına da ama çok teşekkür ederim tekrar kabul ettiniz. Şöyle sizi biraz tanıtmak istiyorum. Sonra sizden de dinlemek isterim. Siz ilkokul eğitiminizi Türkiye'de aldıktan sonra ortaokul, lise ve üniversite eğitimini Amerika'da almış ve avukat olmuş. Şu anda avukat olarak çalışan bir bireysiniz. Bu Evet. noktada biraz kendinizi bize tanıtabilir misiniz acaba? Evet, yani işte Türkiye'den Amerika'ya gelişimiz 11 Eylül olaylarından bir ay önce oldu. Evet, çok anlama yani. Şanslı da diyebiliriz. O sene işte 6. sınıfı yeni bitirmiştim Türkiye'de. 7. sınıfı Amerika'da başladım. Ondan sonra da işte yani lise, üniversite için Austin'e gittim. Üniversiteden sonra tekrar hukuk fakültesi doktora için Houston'a döndüm. Houston'la okulu bitirince 3 yıl San Antonio'da çalıştım. Bir yıl Austin'de çalıştım. Tekrar şu anda Houston'dayım. Evet, bu trafikte şimdi size sorular hazırladım ve bu yörüngede özellikle konuşmak istiyorum sizinle. Bu deneyimlerinizin bizi yönlendirebileceğini, ufuk olabileceğini düşünüyorum. Soruların belli bir sırası yok. Aklıma gelenleri kendime göre yazdım. Bir baş dönmesi yapsa da verimli olacağını ümit ediyorum. Yani şöyle ilk başta kısaca şey söyleyeyim. Teveccühünüz tabii bilmiyorum ne kadar aydınlatıcı veya şey olur. Hani faydası olur ama şimdi hani şahsi tecrübeden, gözlemden, işte okumalardan falan bahsedeceğiz. O yüzden de yani sonuçta kendi gördüğüm subjektif şeylerden konuşacağımı düşünüyorum. Sorularınızın o şekilde geleceğini tahmin ediyorum. Yani o yüzden şey yani hani sadece şahsi fikir olarak algılamak lazım. Geçen görüş şey bir önceki söyleşinizi izledim. Yasir Bey'in en sonunda dediği işte yani her şey benim kendi şahsi fikrimdir. Hiç kimseyi temsil etmiyorum. Ve fikirlerim değişmeye açıktır. Şeysi yani o kapanışı çok benim için de geçerli. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Baştan aradan çıkarmış olalım diye. Biz açılışımızı bu söylediğiniz cümlelerle yapmış olalım o zaman. Tamam. Amerika'da Söyleşiler izleyiciler adına ben de bir şey söyleyeyim. Biz de her programda ortaya konulan fikirleri masada uygunlarını alıp kendimizce doğru bulduklarımızı alıp doğru bulmadıklarımızı da dinlemenin verdiği mutlulukla devam ediyoruz yolumuza. O sebeple lütfen rahat olun ama teşekkür ederim. Bu güzel bir başlangıç oldu. İlk sorum şu. Birinci nesil bir tanım sorusu. Birinci nesil, ikinci nesil, yerli ve yabancı. Bunu bir tanımlar mısınız bir Amerikalı olarak? Ya benim anladığım şimdi şöyle tabii uzmanlık alanım hakkında konuşmuyoruz. Uzmanlık alanı olmayan konular hakkında konuşuyorum. Evet. Benim anladığım şöyle bir şey. Amerika'ya gelen ve burada kalan insanlar Amerikalı sayılır. Yani tabii kalıcı oturum hani bunun teknik şeyleri var vizedir, green card'tır vesaire falan oralarına girmiyorum ama Amerika'ya gelmişseniz siz gelmişseniz siz first generation Amerikalı, Amerikansınız yani. Benim anladığım bu şekilde. Sizin çocuklarınız second generation American oluyor. Yani burada doğan çocuklar. Şimdi ben de Türkiye'de doğup geldiğim için ben de first generation ama çok küçük geldiğim için yani ara nesil gibi bir şey oluyor. Yani hani bizim işte annelerimiz, babalarımız veya işte abilerimiz, ablalarımız var. Daha böyle yetişkin olarak gelmişler. Biz çocuk olarak geldik ama biz de first generation Amerikanız. Çünkü başka memlekette doğmuşuz. Ben öyle görüyorum. Çünkü sonuçta işte green card alıyoruz, vatandaş oluyoruz. Amerika'yı benimsiyoruz, burada yaşıyoruz. Yani Amerikan oluyoruz yani. Evet. Peki yerli yabancıyı da bir de sizden duyalım. Yani yerli yabancı burada çok kritik bir tabir. Çünkü şimdi Amerika'ya gelen herkes aslında yabancı. Buranın yerlileri var. Native American diyoruz yani. Herkesten önce gelenler. Sonuçta dünya tarihinin gelişimine göre yani onlar gelene kadar burada kimse de yoktu diye biliniyor. O yüzden ilk gelenler native sayılıyor. Onlardan sonra gelen herkes yabancı. Yani Amerika'yı kuranlar da yabancı. Ama ne oluyor? Zaman içinde onlar yerlileşiyor. Bizim gibi sonradan başka ülkelerden gelenler yabancı olarak geliyor. Şimdi biz de yavaş yavaş yerlileşiyoruz. Yani 20 yıl Amerika'da kalınca artık ben yabancıyım demek. Yani o zaman 20 yıldır ne yapıyorsun derler yani. Çok güzel. Sizce ikinci nesil, birinci nesili nasıl görüyor? Arada bir uçurum mu var? Çok ciddi, büyük bir farklılık görüyorlar mı?
Yani bence görüyorlar. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Benim hani kendisiyle böyle interact ettiğim ikinci nesilden gençler ve çocuklar bile benim burada ne kadar süredir kaldığımı, okul okuduğumu vesaire bilmiyorlarsa bana yabancı gözüyle bakıyorlar. Yani ben onu görüyorum çocukların gözünde. Şeyi hani bizim ne bileyim Amerika'da uzun zaman geçirdiğimizi, buranın yolunu yordamını az çok bildiğimizi, okullarına gittiğimizi, onlarla aynı sıralarda dirsek çürüttüğümüzü falan bilmeyince tabii hep şey var yani biz buralıyız ama siz aslında sonradan gelenlersiniz. Bence öyle bir şey var, fark var, doğal olarak var. Ben yadırgamıyorum yani oturup anlaşmak lazım, anlatmak lazım. Ya işte sen daha doğmadan ben işte babanın arkadaşıydım, sen daha bebektin işte biz buraya geldiğimizde. Biz de öğrenciydik falan yani biz de çocuktuk. Belki söylemek lazım ama şey de var. Ya yani mesela burada işte okulda okurken başka kültürden gelen insanların aynı bu birinci nesil, ikinci nesil hikayelerini de okuyorduk. Mesela yani 8. sınıfta herhalde hatırlıyorum. Çinlilerin işte 1800'lü yıllarda gelmişler. Özellikle Kaliforniya tarafından hani Pasifik Okyanusu'ndan gelmişler. Çinlilerin o ilk gelen nesille hala Çince konuşan, Çin'e dönmeyi düşünen yani Çin kültürünü Amerika'da yaşatmaya çalışan nesille onların burada doğan çocukları arasında bir uçurum oluyor. Çünkü doğan çocuklar Amerikalı, Amerikalı gibi yetişiyor, Amerikalı kültüründe yetişiyor, Amerikalı okullarında okuyor ve ailelerine bakıyorlar. Onlar Amerikalı değil yani Amerikalı gibi davranmıyorlar, hareket etmiyorlar. Ne oluyor? Doğal olarak orada bir şey oluyor. Yani kendini ayrı gösterme, kendini Amerika'ya ait gösterme. Çünkü bakıyorlar annesine babasına davranış diğer toplumun diğer kesimleri tarafından hor görülme, ezilme, ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş görülme şeklinde. Sonuçta kendisi de aynı muameleyi görmek istemiyor. Çünkü onun dönecek bir Çin'i yok yani. Dönecek bir Türkiye'si yok. O buralı, burada doğmuş, burada büyümüş. Öyle olduğu için yani o farklılaştırmayı, o ayrıştırmayı kendisi yapıyor. Toplum ona yapmadan ve daha Amerikalı bir şekilde davranıyor. O tabii biraz tepkisel bir yaklaşım oluyor belki de. Yani bizde neden olmuyor? Biz çocukken geldiğimiz için dediğim gibi ara form yani evrimcilerin bulamadığı ara form yani hem işte kendi memleketini biraz daha yaşamış aklında belki ya dönsem ben Türkiye'de de yaşarım fikirleri olan ama aslında ama ben Amerikalıyım burada da hayatım var, devam etmek istiyorum olan. Yani bizden daha küçükler, burada doğmuş çocuklar özellikle. Onlar da yani illaki ben kendime doğru olanı da görüyorum dediğim gibi yani. Bana karşı da görüyorum. Tabii bu biraz şey oluyor yani insan Şunu yadırgıyor bazen. düşünmüştüm. Arada bir fark varsa ki böyle bir cevap tahmin ediyordum sizin de vereceğinizi. En çok nerede hata yapıyor ilk gelenler, birinci nesil yani? Bunu soracağım ama bunu şöyle söylemek istiyorum. Hani biraz önce dediniz ya, bakıyor ki çocuk ailesine Amerikalı gibi hareket etmiyor. Amerikalı gibi hareket etmek nedir? Nedir aramızdaki bu farklar? Yani Amerikalı gibi hareket etmek nedir? Tabii geniş bir soru. Yani genelde hani ne oluyor? İlk gelenlere biz de anlatıyoruz işte yeni gelmiş birine bak işte burada insanlar şöyle davranır, şöyle dakiktir, işte yok her gün duş alır vesaire. Bunlar çok basit şeyler. Yani bunlar basit şeyler. Biraz daha şöyle bunlar çünkü yapılabilen şeyler. Yani onları yapınca bir anda Amerikalı olunmuyor. Yani bir yol adınmış olunuyor tabii. Yani dışarıdaki topluma belki kendini biraz daha kabul Umutlu ediyor. oluyorsunuz belki. Ama tabii yani şimdi mesela çocukların gözünde yani nasıl bir şey var? Amerika'yı benimsememek. Mesela biz Türk'üz. Türkiye Amerika'dan daha iyi. Ya işte Türkiye'de şu daha iyiydi. İşte şunu yapabiliyorduk. Bunu yapabiliyorduk. Burada da bu olmuyor canım. Ya bu insanlar da neden böyle davranıyor? Yani çok daha şuur altına şey yapan yani değinen dokunan noktalar var yani. Kendini üstün görme olabilir. Yani şey oluyor Amerika'ya geliyor ama aslında yani bizim kültürümüz daha derin işte geçmişimiz daha uzun bu ülke ne ya 200 yıllık memleket falan gibisinden. Yani şimdi bu tür şeyler çocukta şey oluyor yani. Ya sen entegre olamıyorsun, o yüzden aşağılayarak kendini üstün tutmaya çalışıyorsun algısı oluşturabiliyor yani.
O yüzden şimdi yani Amerika dünya gücü, biz buraya geldik. Şimdi neden buraya geldik? Yani neden Amerika'ya? Madem memleketimiz çok iyiydi, niye memleketimizde durmuyoruz? Amerika'ya geldik. Bir sebebi var ama yok, onu biz göz ardı ediyoruz. Bizim memleketimiz daha iyi, bizim kültürümüz daha güzel vesaire. Yani bunlar çocuklarda büyük etki oluşturuyor. Mesela dil bence bir numaralı etken. Yani burada yetişen birisi, bir çocuk, bir genç düşünelim. Yani benim de başıma geliyor. Şimdi sonradan gelen birisi İngilizce için beni tercüman olarak kullanıyor mesela çocukken. Yani şimdi o kişinin bana verebileceği hiçbir şey kalmıyor. Zaten ben ona veriyorum yani. Ben ona tercümanlık yapıyorum. Mesela ne oluyor? İşlerini görmede ya telefona sen aç. Sen konuş. Şimdi öyle olduğu için yani bizim avantajımız neydi? Babam İngilizce biliyordu Amerika'ya geldiğinde. Yani aynı şeyi ben yaşamadım ama başka insanlara karşı yaşadım. Şimdi annesi babası kendi kadar İngilizce konuşamayıp veyahut da İngilizce'de sıkıntılar çeken çocuklar onu görünce zaten şey oluyor. Yani arada zaten bir kopuş oluşuyor yani. Çünkü şey diyoruz ya hani bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Şimdi hakikaten mesela aksansız İngilizce ve aksansız Türkçe konuşsa birisi Amerika geldiğinde işte benim adım John Smith dese herkes tamam hey John nasılsın yani how are you işte how's it going diyecek. Türkiye'ye gittiğinde de işte merhaba benim adım işte Can Berk, Can Bey nasılsınız iyi misiniz diyecek yani. Ve o Türkiye'deki insanlar Amerika'da onun John Smith olduğunu bilmeyecek. Amerika'dakiler de onun Türkiye'de Can olduğunu bilmeyecek. Yani şeyi bilmeyecekler yani. O zaman iki farklı insan aynı vücutta yaşamış oluyor. O şeyde de yani bizim çocuklarımız veya biz İngilizce yaşadığımız dünyamızda bambaşka bir dünya, bambaşka bir kişilik ve ailemiz İngilizce bilmiyorsa oraya giremiyor, bilemiyor. Yani ben arkadaşlarımla nasılım, okulda nasılım, işte dışarıda sokakta nasılım, iş yerinde nasılım bilemez, giremez. Çünkü o İngilizce bir alem yani ve sizin dil bariyeriniz var, giremiyorsunuz. O yönden dil çok önemli. Burada yabancıların en çok yani Amerika'ya sonradan gelenlerin ya da İngilizceyi sonradan öğrenenlerin diyeyim. Yani dışarıdaki insanlar da en çok ezildiği mevzu ne yazık ki dil yani. Sonuçta kendini ifade edemeyeni tamam anlamaya çalışsa da bir yere kadar yani. Evet. O zaman anladığım cevabından dil bu uçurumu birinci ve ikinci nesil arasındaki uçurumu küçültebilecek ya da açabilecek en büyük etkenlerden biri. Yani şimdi kesinlikle diğer soru... çünkü şey de var, dille beraber kültürü de alıyorsunuz. Tabii doğru. Yani, dili öğrenirken o dilde düşünmeyi öğreniyorsunuz değil mi? Nasıl? O dilde düşünmeyi öğreniyorsunuz. Yani bir zaman sonra ben İngilizceyi öğrenmeye başladığımda birinci nesil olarak yani yeni gelen bir insan olarak buraya... bir zaman sonra yani çevirmekten ziyade öyle düşünüp konuşmaya başladığımda ha dedim İngilizceyi artık anladım yani. Hani evet. Onlar gibi cümle yapısını bile onlar gibi düşünmeye başladığımda olduğunu hissettim. Dediğiniz gibi kültürü de öyle öğreniyorsunuz. Peki siz arada kaldığınızı hissettiniz mi kültür veya kuşaklar anlamında? Ya zaten ara form olduğumuzu söylemiştim. Şimdi bizde... Yani dediğim gibi benim gibi Amerika'ya çocuk yaşında gelmiş. 10, 11, 12, 13, 8, 9, 15 yani neyse çocukken gelmiş. Ortaokul, lise çağında belki biraz daha genç. Ama sonra hayatının yarısından fazlasını burada geçirmiş insanlar. Nadir bir örnek özellikle Türk toplumu açısından bence. Ama varız, buradayız. Yani arada kalmış hissediyor muyuz? Çok nasıl diyeyim çok değil tek tük arada oluyor illaki oluyor yani burada ilkokul okumayan insanlar orayı kaçırıyor yani bilmiyorsunuz. Mesela ben Amerika'nın andını çok sonra öğrendim yani ortaokulu okudum lise okudum yani üniversitede mi öğrendim lise sonuna mı lise sona doğru mu öğrendim yani kendi Amerika'da doğan kardeşim ilkokula gidince öğrendim ama ilkokulda gelseydim çünkü her sabah okutuluyor. Evet. Bilecektim. Yani çok ciddi hani öyle şeyler var. Sonradan öğrendiğiniz, sonradan aşina olduğunuz. Yani mesela ne bileyim Amerikan futbolu birkaç yıl sürüyor. Yani çocukların arasında olsanız bile birkaç yıl sürüyor. Ama ilkokulda gelen birisi zaten teneffüste o oynanıyor yani. Hani teneffüs olan bir okul, ilkokul. Hani ortaokul, lisede çok göremiyoruz ama
işte ne bileyim beyzbol mesela, ya beyzbol direkt söyleyebilirim. Houston Astros finale kalmıştı. 2004 miydi, 2005 miydi? Yani okul çıkışı akşam işte, her akşam onların iki akşamı bir maçları var. 7 maç sürüyor finaller. O zaman onları izleye izleye arkadaşlarla beraber, aa işte burada strike oldu, yok burada şey oldu, işte şu base falan. Yani o şekilde kuralların inceliğini öğreniyoruz yani. O zamana kadar beyzbol apayrı bir dünya, ne anlatıyorsunuz ne, yani bilemiyorsunuz bile. O şekilde tabii tam tersi de oluyor mesela. Ne oluyor? Türkiye'de ortaokul liseyi okumadığınız için, yani o gençlikte o yani kişisel hani geliştiğiniz, kişiliğinizi bulduğunuz veya işte insanın hani temel karakterini oturtan yıllar bir kısmı orada geçmediği için, o yılları geçirip de gelen birisi de bu sefer işte anlatıyor başından geçenleri. Arkadaşlarla şöyle yaptık, böyle yaptık, işte halı saha maçlarına gittik gece gece, şunları yaptık. Hani Türk kültürü, biz burada yaşamadık onları yani. Şimdi orayı kaybediyorsunuz. O yönden tabii şey oluyor yani, bu sefer dışarıdan duyarak, gözlemleyerek, sorarak öğreniyorsunuz. O boşluğu öyle dolduruyorsunuz. Onlar dolana kadar da hep bir yani buradanım ama oradanım, ama oradan da değilim, buradan da değilim olabiliyor yani. Peki yine bir tanım sorusu sorayım. Şu an aklıma geldi. Herhalde bu soruyu sorunca sizden dinlediğimiz cevap bize yön verecek. Siz kendinizi hangi kimliklerle tanımlarsınız? Müslüman, Türk, Amerikalı. Hangi kimlik çok önemli? Üçü de birlikte olmak zorunda mı? Yani şöyle, bu şöyle, biz üniversitedeyken bir derste olmuştu diye hatırlıyorum. Hocamız şey sordu. İşte tanışma amaçlandı ilk başta, ilk dönemin ilk dersiydi diye hatırlıyorum. Sizi tanımlayan 6 kelimeyi yazınız. Böyle bir egzersiz var, icebreaker. Daha sonra başka bir ortamda da yine yaptık. Türkler arasındaydı hatta. Yine böyle gençler yani benim gibi. Burada doğmuş veya sonradan buraya gelmiş ama çocukken gelmiş arkadaşlar. Sizi tanımlayan 6 kelimeyi yazınız. Yani ben 2 seferde de 1 Müslüman, 2 Türk, 3 Amerikan. Yani Muslim, Turkish, American diye başlayıp geri kalan 3'ü de ne doldurduğumu hatırlamıyorum. Ama ilk 3'ü hatırlıyorum. Ve o şekilde yani o sırayla yazdım. Ve ben kendimi o sırayla görüyorum. Çünkü Amerikalı kimliğim sonradan edinilmiş bir kimlik. Türk kimliğim yani doğuştan en azından 11-12 yaşına kadar doğuştan getirdiğim bir kimlik. Ailem Türk, annem babam Türk, dedem ninem Türk. Geçmişim, tarihim yani aile bağlarım o tarafa doğru gittiği için sonuçta onu daha önde görüyorum. Ama Amerikalı kimliğim kesinlikle var yani. İkisinden de önemlisi benim için Müslüman kimliği. Yani o hepsinin önüne geçiyor. Ama aralarından tercih et, sadece birini sakla vesaire. Yani o çok zor çünkü üçü de beni ben yapan yani ana kimlikler yani o şekilde. Peki velilerin sanırım bu noktada biraz konuşabiliriz. Bir baskısı olabiliyor. Türk kimliği kaybedilmesin diye, Türksün, sen Türksün diye bir baskı, bir yönlendirme iyi hissediyoruz. Çünkü yani sonunda çocuk Amerika'da yaşadığı için Amerikalı olacağını zaten kabul edecek. Aman Türklüğünü kaybetmesin diye çok şiddetli bir baskı hissedebiliyor çocuk. Siz böyle bir şey hissettiniz mi? Ya da hissettirilmesi normal mi? Ne tavsiye edersiniz? Yani ben hissetmedim. Neden? Biz zaten dediğim gibi yani ben belli bir yaşa kadar Türkiye'de yaşadığım için zaten oradan kazandığım bir kimlik vardı. Yani o yüzden öyle bir yani ne bileyim üzerine bir empoze, bir dayatma, işte yok sen Türksün o yüzden böyle yapacaksın gibi bir şey hatırlamıyorum. Zaten vardı ve ben hani o kimliğimle de nasıl diyeyim? Barışıktım. Yani tabii barışıktım, gurur duyuyordum. Yani yani çok hani böyle bırakmak istediğim bir şey değildi. Daha çok yani burada büyürken Türklükten gelen iyi şeyleri Amerikalılıktan gelen iyi şeylerle birleştirip iki dünyanın da en iyisini olmaya çalışmak. Yani hedeflediğim mesele buydu. Ve bu bence empoze ederek, dayatarak işte yok böyle yapacaksın illa şöyle edeceksin gibi yani ben onların işe yaradığını çok düşünmüyorum. Özellikle Amerika'da yetişen gençlik için yani
zorlamayla, zorla güzellik olmuyor. Amerika'da hiç olmuyor. O yüzden yani Türklüğü sevdirebilirsiniz, öğretebilirsiniz. Yani şimdi mesela ben Türklüğü niye seviyorum, niye değer veriyorum? Çünkü yani yetişirken, sonuçta Türkiye'de yetişirken, yani mesela işte ne bileyim, Türk tarihini okudum. İşte onunla alakalı ne bileyim, evde konuştuk, babam anlattı mesela. Ne bileyim, Türkiye'de ilkokul okuduğum için İstiklal Marşı'nı ezberledim. Arkasındaki manayı az çok biliyordum. Yani kültürün değerini gördüm, hissettiğim için. Yani şimdi burada yetişen çocuklara Türkçeyi doğru düzgün öğretmiyoruz. Ama yoksin. Hafta sonu gideceksin, öğreneceksin. Sana özel hoca tutacağım, öğreneceksin. Yani... Evde siz kendiniz Türkçe konuşmuyorsunuz, çocuğa zorla Türkçe konuşturuyorsunuz. Yani öyle olmaz ki. Şimdi yani orada bir tutarlı olmak lazım. Şeyi de dediğiniz gibi yani kabul etmek lazım. Burada doğan yetişen çocuklar birinci kimlik, yani o Turkish, ben de Turkish American ya, onlar da American. Sonra Turkish'i siz sevdirirseniz ekleyecek yani. Çünkü şey oluyor, yani benim gözlemlediğim nesiller daha first, second generation olduğu için third generation'ı görmedik yani. Second generation'ın da büyüdüğünü, 30 yaşına, 40 yaşına geldiğini görmedik. Yani ben daha geleli kendim 19 yıl oldu. O zaman göreceğiz. Yani diğer kültürleri de okuduğunuzda yine aklıma Çinliler geliyor ama yani başka Asyalı, işte Pakistanlı, Hindistanlılar da katabilirsiniz. Afrika'dan Afrikalı olarak gelenleri katabilirsiniz. Avrupa'dan gelenleri katabilirsiniz. Birinci jenerasyon evdeki kültürünü korumaya çalışıyor. İkinci jenerasyon Amerikalı olmaya çalışıyor. Adını değiştiriyor. İşte ben Amerikalıyım diyor. Yani mesela Barack Obama da okuldayken Barry diyorlarmış yani. Mesela yani şimdi bana birisi yani ne bileyim ismimi kısaltarak bir şey söylese ya ben onu çok şey yapmıyordum, first generation'ız ya, kabul etmiyorduk yani. Yo, benim adımı da söyleyeceksin, doğru söyleyeceksin. Yani şimdi öyle olduğu için mesela Barack Obama'nın babası Amerika'ya sonradan gelmiş birisi. Kendisi burada doğmuş. Second generation diyebiliriz yani bizim tanımımıza göre. Barry diyor mesela, başkan olabiliyor. Yani o yönden önleri de açık o gençlerin. Ama demek istediğim şey şu, ikinci nesil daha çok Amerikalı olmaya çalışıyor. Üçüncü nesil artık Amerikalılığı pekiştiği için tamam artık biz buralıyız. Babam da zaten buralıydı, annem de zaten buralıydı diyebileceği için bu sefer kendini genel geçer Amerikan kültüründen ayrıştıran özellikler keşfetmeye çalışıyor. O zaman bir dakika ya, benim dedem Türktü, benim dedem Çinliydi, benim dedem işte ne bileyim yani Etiyopyalıydı deyip bu sefer eski kendi kültürünü araştırıyor. Şimdi o aradaki ikinci nesilde kendi anne babasının kültürüne sert bir reaksiyon doğurmamak için o kültürü doğru ve yeterli kadar aktarmak lazım. Yani Amerika'da Türk usulü davranmak imkansız yani. Yani ceza yersiniz yani. O yüzden şey yapmak lazım yani, Amerika'da yaşanabileceği şey kadar vermek lazım ki kopmasın çocuklar kültür bağlarından. Önemli bir şey söylediniz. Biraz böyle kurcalasam kim bilir altından ne çıkacak ama şöyle birleştirmek istiyorum. Kültür ve din ayırdığını yapabiliyor muyuz? Hangisini korumak Amerika'da yaşayan bir genç olarak daha zordu? Şimdi bu biraz şeye giriyor, aldığım derslere de giriyor. O yüzden biraz daha belki ilmi yaklaşmaya çalışacağım. Üniversitede hani bunu üzerine dersler almıştım. Şimdi yani şöyle, din ve kültür birbirinden teorik anlamda ayrılabilir belki. Hani biliriz yani bu dinden değil, ayırabiliriz yani. Az çok bu bellidir bence. Yani Müslüman olarak da özellikle. Yani bu Kur'an'da ve sünnette vardır veyahut yoktur. Yani o çok net bence. Zaten o yüzyıllar boyunca alimler bunu yapmış zaten. Ama pratikte kültürden ayırmak çok da kolay olmuyor. Ve Müslüman olarak Amerika'da yaşayan diğer Müslümanlarla beraber gezdiğimizde, tozduğumuzda, kaynaştığımızda görüyoruz ki aslında herkes kendi kültürüne göre
gruplaşıyor. Yani Türk Müslümanlar Türk Müslümanlarla takılıyor. Hindistanlı Müslümanlar Hindistanlı Müslümanlarla takılıyor. Pakistanlılar Pakistanlı Müslümanlarla takılıyor. Arap Müslümanlar Arap Müslümanlarla takılıyor. Hatta ülkeye göre ayrılıyor. İşte Libyalılar Libyalılarla, Mısırlar Mısırlarla, Filistinler Filistinlerle. Ona kadar ayrılıyor. Afganlar Afganlarla mesela. O zaman görüyoruz ki ha bir dakika. Yani bizim pratiğimizde kültürümüzün çok büyük bir yeri var ama aslında yani din geldiğinde o kültür yoktu. Dinin orijinalinde yoktu. Sonradan atalarımız ekledi. Yani onu da yapabilmek için Gülşah'ın yani teorik açısından dinin içinde ne var ne yok onu bilmek lazım. O yüzden de biraz kendi dinini de çalışıp öğrenmek lazım. Yani körü körüne taklidi bir şekilde annenin babanın dediğini ya da etraftan arkadaşların yaptığını yapmak değil yani. Bir dakika yani Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız ne diyor? Bir açalım okuyalım yani bir bakalım yani anlamıyorsak anlayana soralım. Yine hadiste neler yazıyor mesela yani kaç hadis okunuyor. Müslümanlar genelde yani Kur'an okuyorlar belki ama hadisten ne kadar okuyorlar? Ya bunlar soru işareti. Amerika'da yetişince şunu görüyorsunuz. Güzel örnekler görüyorsunuz. Özellikle üniversitede yani şimdi Houston, Sugarland, işte Fort Bend bu taraflarda lisedeyken de onu görebiliyorsunuz. Çünkü burada Müslüman nüfusu da ciddi bir payı var yani özellikle bu taraflarda. Yani benim okuduğum okulda çok yoktu. Ama yani kardeşlerim okuduğu yıllarda tabii daha sayıları artmıştı. Onların okuduğu okullar daha fazlaydı. Üniversiteye gidince zaten direkt mesela işte büyük bir üniversiteye gittik. Muslim Student Association yani Müslümanların o üniversite kampüsündeki en büyük derneği yani. Herkes toplanıyor. O zaman görüyorsunuz yani ha bu benim kültürümden geliyormuş. Arkadaşın kültürü de başka bir kültür. Ama dinin bizden istediği işte daha aslında daha basit, daha kolay, daha yaşanabilir ve Amerikalı olarak da bu din yaşanabilir. Yani dinimiz İslam Amerikalı bir şekilde de yaşanabilir. Çünkü onu da görüyorsunuz. Sonradan Müslüman olmuş Amerikalılar veya burada doğmuş büyümüş çocuk yani aksansız İngilizce konuşuyor, anlatıyor zaten annem babam işte gelmişler, burada tanışmış, burada evlenmişler vesaire. Onları görünce ha bir dakika yani ben ya dinimi çok iyi bilmiyorum ya kültürel şeyler karıştırmışım. Sonra da şey yapıyoruz tabii. Yani somut örnek düşünmeye çalışıyorum da böyle tam oturtmak için. Yani mesela şu örneği vereyim. Biraz Osmanlı Türk geleneğinden gelen bir şey. Mesela sünnetleri tam kılmak namazdan sonra tesbihat. Subhanallah elhamdülillah ekber demek. Mesela biz camide yaptırıyoruz Türkiye'de bunu yani. Müezzin çıkıyor, tespih çektiriyor cemaate. Şimdi burada öyle bir şey yok. Diğer Müslümanların camilerine gidiyorsunuz. Öyle bir müezzinlik yok yani, öyle bir anlayış yok. Ama mesela ne yapıyor? Cuma'ya gidildiğinde imam diyor işte namazdan sonra tespih çekilir diyor. Biz Türk kafasıyla bunlar niye tespih çekmiyor diye bunların demek ki Müslümanlığı zayıf diye yaklaşıyoruz. Ben daha iyi Müslümanım. Artistliği yani. Ama adam aslında sessiz çekiyor. Belki sessiz çekmek daha çok sevap. Yani müezzin oradan seni zorlamadan kendi içinden gelerek yapman daha değerli belki de yani. O yüzden şey hani bunların yaşadıkça görülüyor yani. Ahmet Bey asimile olmadan entegre olmayı başardı mı? Hangi dönemlerinde bu çok zordu onun için? Evet, güzel bir soru. Yani ben başardığımı düşünüyorum. ama tabii bu şey yani bu bir süreç yani. Yarın İbre asimilasyondan yana da kayabilir. İzolasyondan yana da kayabilir. Yani entegrasyon çok arada çok hassas böyle hep titreyen bir ibresi var bence. Yani onu tutturmak yani cruise control gibi değil. Yani cruise control'ü bastım 70 mil sabit araba tutuyor yani gidiyor. Motor gazını kendisi ayarlıyor 70'te tutuyor. Bence entegrasyon öyle bir şey değil yani. Gaz ayarı ayağımızda hala yani. Biliyor mesela biraz aşıyoruz. Tümsek geliyor, düşüyoruz. Yani o ayarı tutturmak yani her gün yapılması, denenmesi gereken bir şey. Çünkü Amerikan kültürü
yani dominant bir kültür. Çünkü o ülkede yaşıyoruz. Yani Türkiye'de olsak, Amerikalılar Türkiye'ye gelse, onlara da Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışmak zorunda yani. Ya da ise kendine yaşam alanı bulamayabilir yani, veyahut da çok tecrit edilmiş olur. O yüzden Amerika'da tabii dominant kültür bir şekilde içimize kadar giriyor. Yani ve entegre olup olmadığını, asimile olup olmadığını herkes kendi vicdanına sorması lazım biraz. Yani ben asimile olmadığımı düşünüyorum. Entegre olduğumu düşünüyorum. Neden? Sonuçta buraya geldim, okulunu okudum, mesleğimi edindim, çalıştım. Amerikan firmalarında çalışıyorum. Yani vatandaşım, oy kullanıyorum, vergi ödüyorum. Dışarı çıkıldığında Amerika ile alakalı iki çift kelam edecek Amerikalılarla şeyim var, birikimim var. Ne bileyim, tuttuğum bir Amerikan futbol takımım var, işte takip ettiğim sporlarım var vesaire. İşte popüler kültürüne az çok aşinayım. Yani sonuçta şey, yani burada ne bileyim Amerika'da yaşıyorum ama her gün Türk haberlerine bakıyorum, Türkiye'yi takip ediyorum, Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, Amerika'dan hiç haberim yok. Öyle bir şey değil. Şey de yani full asimile de değil. Neden? Çünkü Türkiye'yi hala takip ediyorum. Az çok bakıyorum. Yani tabii bazen şey oluyor, yani olaylar birbirinin tekrarı gibi olduğu için çok öyle günü gününe, dakikası dakikasına Sarsıntı hale bakmak zorunda. gerektirmiyor yani. Evet. Ama şey, yani sonuçta insan merak ediyor, okuyor, bakıyor. Yani kendi işte Türk geçmişini, ne bileyim Osmanlı, Selçuklu geçmişini, Orta Asya geçmişini de merak edip okumaya çalışıyorum. Amerika'nın geçmişini de aynı şekilde. Yani o kültürel birikimimi iki taraftan da arttırmaya çalışıyorum. O şekilde yani. Sizi dinlerken biraz öncesinde konuşmuştuk. Siz güzel, yani şöyle güzel bir örneksiniz yani. Demek ki güzel olsa, her şey yolunda gitse, hani böyle olacak yani. Mesela bir Selçuklu'yu merak ediyorum, okuyorum diyorsunuz. Ne harika. Hani dilerim böyle gelenler öyle olur. Çünkü hepimizin en büyük korkusu kendimizle beraber yanımıza getirdiğimiz gençlerin de asimile olması. Siz güzel bir örneksiniz. Olabilmiş demek ki. Ve bunu da biraz önce söylediğiniz şeye borçlu görüyorum. Sevdirerek verilmiş size. Herhalde bunun büyük artısı var. Yani Gülşah Hanım, tabii şimdi şöyle, benim yani kendi kardeşlerimden de farkım var. Ne bileyim. Çünkü herkesin farklı farklı yani. Mesela ben tarihi sevdiğim için merak ediyorum. Yani mesela buraya geldiğimde ilk 7. sınıfta Türkiye'den gelenler için de, başka ülkelerden, özellikle Teksas'a gelenler için 7. sınıfta Teksas tarihi okutuluyor. Çocuklarının direkt daha hızlı bir şekilde entegre olmalarını istiyorlarsa 7. sınıftan önce gelsinler yani. Önemli. Çünkü Teksas tarihini okuyunca Teksas'ın ayrı bir havası var. Diğer eyaletlerden de farklı. Çünkü kendisi zamanında cumhuriyet olmuş, bağımsızlığını ilan etmiş. İşte 8-10 yıl bağımsız bir ülke olarak idare edilmiş. Ondan sonra Amerika'ya tekrar dahil olmuş. Şimdi o tarihini okuyunca onu öğreniyorsunuz. Bu sefer şey aşılıyorlar size yani. Teksas gururu mu diyeyim yani. 8. sınıfta Amerikan tarihini okuyorsunuz. O zaman Amerikan, ya yani ben bunları severek okuyordum, ilgi duyarak okuyordum. Yani şimdi her gelen, Amerika'ya gelen çocuk, Amerikalılar kendisi bile benim kadar Amerikan tarihi bilmeyebilir yani. Çünkü ilgi alakayla alakalı bir şey. Yani şimdi mesela başka arkadaşlar var. Mesela Amerikan müziğini çok seviyor. Benim vardı çok yakın arkadaşım ortaokulda. Ya müziği çok seviyor. Türkiye'deyken Michael Jackson dinliyormuş. Yani bütün şarkılarını falan biliyordu buraya geldiğinde. Şimdi o da farklı bir şekilde hemen entegre oluyor. Çünkü bizim arkadaşlar yani o ne bileyim hip hop, rap, o dünyayı bilerek geliyor. Ben burada öğrendim mesela. O dünyayı bilerek geliyor. Direkt mesela iletişim kurabiliyor, ortak yönlerini bulabiliyor buradaki arkadaşlarla. O yönden şey, yani herkesin o sevdiği şey, kendi memleketinde sevdiği şey, Amerika'daki izdüşümünü de bulup o şekilde gidebilir. Entegrasyon açısından faydalı olabilir. Yani bu spor olur, sanat olur, tarih olur, kültür olur, dil olur, başka bir şey olur, bilim olur mesela. Yani Böyle bunlar yönlendirmelerle çocuklar daha kolay, seve seve entegre olurlar. tabii yani şey olarak da hani yani eğitimde şey önemli. Çocukların nasıl diyeyim teorikle pratiğin farkını anlayacak yaşa geldiklerinde büyük ihtimal lise çağı falan oluyor bu.
Yani bak, teorikte aslında böyle, pratikte biz bunu yapıyoruz ama pratiğimiz bizim zayıf. Yani sen işte tabii ki bizi görerek karar vereceksin ama bundan daha iyi de yaşanabilir ve sen onu yapabilirsin şeklinde. Yani bu din olabilir, kültür olabilir, yani daha iyi bir şekilde yaşatılabilir. Kültür de aynı şekilde daha iyi temsil edilebilir yani. Başka bir soru. Bu süreçte yani geldikten sonradan şu ana kadar kimliğinizi utanıp, çekinip, ait olduğunuzu hissettiğiniz grubu saklamak zorunda kaldığınız, maskelemek zorunda kaldığınızı hissettiğiniz anlar, dönemler oldu mu? Bunlar nelerdir eğer öyle bir dönem olduysa? Yani çok hatırlamıyorum doğrusu. Ben biraz daha şey, yani mizacen diyeyim. Ne olduğunu direkt ortaya koymaktan çekinmeyen bir tarzım var. O yüzden de mesela yani şey yapmadım. Hani ikinci bir isim, Amerikalı bir isim vesaire, öyle şeyi hiç düşünmedim yani. Hep tanıtırken kendimi Ahmet diye tanıttım. Hatta bilerek Türkçe söyledim. Çünkü telaffuzu zaten zor. Yani Ahmet kelimesi. Ama ben söyledim. Karşıda nasıl söylüyorsa artık, işte Ahmet diyenler var, Ahmet diyenler var, Akmet diyenler var. Yani onu bir şekilde artık kabul etmek zorundasınız yani. Eğer orijinal isminizi kullanıyorsanız. Ben orijinal isimden mesela hiç çekinmedim. Kimlik olarak da yani dediğim gibi bazı ortamlarda Türk olmamız, Müslüman olmamız ayrıcalık oluşturuyor. Yani aa, Türk müsün? Cool. Yani böyle oluyor mesela. O zaman o kimliğin üzerine daha da çok gidiyorsunuz hatta. Evet ya, Türk'üm işte, annem Türk, babam Türk, atam Türk, dayım Türk, yani o şekilde. Yani şey oluyor bu sefer. Ya işte bak, biliyor musun, biz işte Türkler İstanbul'u fethettik, işte şöyle yaptık, cumhuriyeti kurduk gibi. Şimdi oluyor. Mesela şey oluyordu. Tarih dersindeydi hatta. Tarih hocamız şey yapmış, tahtaya yazmış böyle. 1960'lar, yanlış olmasın, 1960'lar, yani 60'lar işte şey, tarihteki bayan başbakanları yazıyor. Tam şeyi hatırlamıyorum da, 60'lar Golda Meir İsrail yazıyor herhalde, 70'ler Margaret Thatcher İngiltere yazıyor, yanlış hatırlamıyorsam, tam tersi de olabilir. 80'ler Benazir Bhutto Pakistan. Ben de aldım marker elime, dedim 90'lar Türkiye Tansu Çiller. Şimdi mesela böyle şeyler oluyor. Ondan sonra konuştuk. Aa, sizde şey var mıydı? Bayan başbakan var mıydı vesaire? Çünkü Türkiye'den beklemiyor insanlar. Ya Amerika'dakiler Türkiye'yi çöl, develeri, dilleri, Arapça konuşulan bir memleket olarak görüyor yani. Ki bunu da soran arkadaşlarım oldu ilk geldiğim haftalarda. Yani şeyi, evet dedim, bizde şey, bayan başbakan bile seçildi. Amerika'dan önce seçtik dedim yani, bir de üstüne gittim. Ondan sonra biraz tarih konuştuk. Mesela dedim, bizde seçme seçilme hakkı 30'larda verildi dedim. Bayanlara da verildi dedim. Ya dedi, siz İtalya'dan bile daha iyiymişsiniz dedi. Onlar 1946'da verdi dedi bayanlara seçme seçilme hakkını. Mesela. Çok Yani şöyle söyleyeyim, sözünüzü böldüm ama kusura bakmayın. Belki tam zamanı diye. Siz böyle bir pressure'ı hem fıtraten hem de belki okumuş olduklarınızın verdiği özgüvenle hissetmemişsiniz. Ama şu an çok fazla insan Türkiye'den başka yerlere gidip Amerika değil sadece farklı ülkelere de gidip yaşamayı tercih etti ve bu çocuklar sizce kimliklerini gizlemek zorunda kalma gibi bir hisse kapılsalar ya da kendine ait hissetmeseler gençlere ne söylersiniz? Bu duyguları hisseden gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Amerika'nın yaptıklarından da gurur duymayan insanlar olabilir. Emperyalist bir geçmişi var. İşte şu anda yaşanılanlar var. Özellikle zenci vatandaşların yani polisler tarafından öldürülme olayları vesaire var. Şimdi belli bir açıdan bakıldığında her ülkenin kendi yani nerede yaşıyorsak yaşayalım, her ülkenin kendi geçmişinde karanlık dönemler olabiliyor.
ve onların hala etkileri devam da edebiliyor veya hala hazırda karanlık da olabiliyor. Yani o ülkeyi çöpe atalım, kültürünü atalım, oralı gibi davranmayalım. Yani o manaya gelmemesi lazım bence. Bir ülke bir şekilde yani dil, din, tarih, ne bileyim ırk, yani bir şekilde bizim bağlı olduğumuz bir vatanımızsa, memleketimizse, yani sonradan edinilmiş olabilir, atalarımızın, anne babamızın memleketi olabilir, yani ona bir bağlılık hissediyorsak, yani şey yapmak lazım, hani tarihte inişler çıkışlar oluyor, kötüleri, yanlışları kabul edip, ama yani bunun güzel yanları da var, beni ben yapan yanları da var, yani sonuçta son şeye kadar, yani işte annemizin, babamızın doğduğu toprakları terk etmesini zorlayacak olan durumlara kadarki dönemi ne yapacağız? Yani onlar o dönemde yetişti. Orada büyüdüler. Onları annemizi annemiz yapan, babamızı babamız yapan faktörler oradaydı yani. Sonuçta biz de onlardan öğrendik. Yani bütün geçmişi elimizin tersiyle bir tarafa itip atmak bence doğru değil. Ha, şu anda gurur duyamayabiliriz, evet duyamayabiliriz ama zaten bütün ülkeler, kültürler de geçmişindeki büyük kahramanlıklara, yani yardımseverliklere, iyiliklere dayandırarak diyor. Yani bizim en iyi örneklerimiz bunlardı, biz onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Yani Amerika'da da öyle mesela, ne yapılıyor? İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan nesle böyle yani... yüceltiliyor, onlara örnek gösteriliyor, onlara doğru bakılıyor. Yani işte dünyayı kurtaran nesil gibi bakılıyor mesela. O şekilde yani değişik dönemlerde değişik örnekler var. Yani Müslümanlar da ne yapıyor? İşte Hazreti Peygamber'e örnek gösteriyor, sahabelere örnek gösteriyor. Yani bizim en iyilerimiz bu şekildeydi. Yani ondan sonra gelenler arasında iyiler de var, kötüler de var ama siz yani hepimiz örnek aldığımız iyiler, yani kötüler değil sonuçta. Yani arada işte din adına olsun, kültür adına olsun, ırk adına olsun, yani kötü işler yapan insanlar, tamam o zaman o dini de at, ırkı da at, dili de at. Öyle olmuyor yani. O yüzden tabii hassas davranmak lazım. Değişik şeyler lazım. Kendini, mana köklerini, ne bileyim yani o dil, din, tarih, o bağları koruyabilmek için onları iyi öğrenmek lazım. Yani Türkçeyi mesela iyi öğrenmeseydik, şimdi benim avantajım 6 yıl Türkiye'de okul okudum. O olmasaydı, Türkçem biraz daha zayıf olsaydı, kırık dökük olsaydı, Türkçe kitapları okudum da anlayamasaydım, o zaman ben Türkiye ile çok kopuk olurdum yani. O yüzden hani biz yeni yetişen nesilleri o kökünden de koparmamak adına o zaman dilini iyi öğretmemiz lazım. Ya nasıl ki biz İngilizceyi öğreneceğiz. Evet. Yani kendimizi ezik göstermemek için, olmamak için, hem yerel kültürü hem çocuklarımıza karşı bak biz buralıyız diyebilmek için biz İngilizceyi öğreneceğiz veya orada Almancayı öğrenecek veya Fransızca, neresiyse yani İspanyolca. Çocuklarımıza da yani bak bu da bizim kültürümüz. Biz burada yetiştik, böyle büyüdük. Geçmişten gelen bir şey var ve yani İlmi olarak da bence yaklaşılırsa o kültürün geçmişten gelen birikimi değerli, önemli, etkiliyor. Bugün bizi etkiliyor yani genetik kodlarımıza belki işlenmiş şeyler var. O yüzden de bak bu da böyleyiz, bunu anlayabilmen için ama işte sana Türkçe öğretiyorum, şey yapıyorum. Yani her dediği kadar. Evet. Çok güzel. Birkaç sorum kaldı. Hızlı hızlı cevaplar almak istiyorum sizin zamanı iyi kullanmak adına. Bu süreçte büyüklerinizin yani ya da mentorlarınızın yaptıkları konferanslar, sözler, bunlar mı en çok size yardımcı oldu? Ya da bunların bir artısı var mıydı? Yani şunu kastederek sormak istiyorum. Pointim şu. Model mi çok önemliydi yoksa durmadan dinlediğimiz sözler, konferanslar? Benim için en önemlisi birinin elimden tutup yanında götürmesi. Yani benim hayatımda hani çok etkili olan kararlarımı, düşüncelerimi veyahut da ne bileyim yani ufkumu açan hep böyle oldu. Yani mesela ne oldu?
İşte mesela doktora yapan aldı üniversitedeki laboratuvarına götürdü. İşte ne bileyim, hayatımda ilk defa üniversite gördüm, laboratuvar gördüm mesela. Ya da babam aldı hastaneye götürdü, doktor gördüm, hastane gördüm. Yani işte değişik kültürlerle yani işte ne bileyim yani mesela Somali'den gelen mülteci çocuklarla görüşen birisi, ya sen de gel dedi, yanında gittim mesela. Ya da işte ne bileyim Hristiyanlarla işte yuvarlak masa toplantısında sen de katıl dediler, oraya gittim. Yani benim için önemli olan, yani birisinin anlatmasından ziyade anlatabilmesi için ve benim onu anlayabilmem için belli bir altyapı olması lazım, bir birikim olması lazım. Yani onun söylediklerini anlayıp neyi kastettiğini anlayabilmek için benim de biraz okumuş olmam lazım. Şimdi onları okumadıysam üstten uçup gidiyor yani. Beraber okuyabiliriz. Ben anlamıyorsam bana anlatarak okutulabilir. Yani bu bir opsiyon. Ama en güzeli, en değerlisi hep şey yapıyorum. Yani başkalarına da anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela mühendis olmak isteyen bir genç mi var? Alalım, götürelim yani. Ofise götürelim. Mühendisler böyle, ya da ne bileyim üniversiteye götürelim. Mühendislik fakültesine götürelim. Bak, laboratuvarda işte üniversitede mühendislik okuyan insanlar bunları yapıyor. Gel devrenin ucundan sen de tut. Şu kabloyu şuraya sen de tak. Yani mesela hukukta avukat mı olmak istiyorsun? Yani yazın staja gel, sekreterlik yap, dosyaları kaldır indir, şey yap, yani ofis boyluk yap, neyse hani ne pozisyon varsa, ama o ortamı bir solu, avukatlar nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, insanlarla nasıl yazışıyor, ofiste neler dönüyor? Yani her mesleğin tabii kendine göre şartlar olur. Hani o yani... gençlerin profesör mü olmasını istiyoruz? O zaman profesörlerle tanıştırmamız lazım. Doğru. Müzisyen mi istiyoruz? Müzisyenle tanıştırmamız lazım. Tabii yani şimdi biz yani tek bildiği şey yani akşam evde maç izlemekse o zaman topçu olmaya çalışır. Ama o şey yani kabiliyet meselesi sonuçta yani. Ya sizin söylediğiniz şey çok doğru. Bir şeyleri seçerken ilham aldığınız, örnek alabildiğiniz modelleri görmek lazım. O modelleri sadece izlemek değil, belki el ele tutup birlikte bir şeyleri yapmak çok şey kazandırabilir. Tabii. Bir de söylediğiniz gibi hem bu üç istediğimiz diyeceğim ama tabii ki dilerim en doğru şekliyle hani sonuçlanır ama hani Müslüman, Türk, Amerikalı ya da Müslüman, Amerikalı bu kültürleri güzel örneklerini görürse o çocuk da o güzellerden biri olmak isteyecektir. Peki şunu sorayım size, merak ettim. Neden hukuk? Yani genelde Asyalılar, Türk arkadaşlar da öyle. Sayısal konusunda bayağı iyiler. Genelde mühendis olmak isterler, doktor olmak isterler, işte dediğiniz gibi profesör olmak isterler. Neden hukuk seçtiniz? Yani şimdi onu şöyle bir kısa bir düzeltme yapacağım. Pakistanlı arkadaşlara falan sorduğunuzda anne babaları ya avukat ya doktor. Yani taptığı onlar, ondan sonra mühendis, ondan sonra diğer şey. Hatta onları hiç görmüyorlar diye aktarıyorlar. Yani işte taptu avukat doktor, ondan sonra mühendis, ondan sonra diğerlerini yani çok da bakmıyorlar yani Asya Hint Yarımadası diyelim. Şeyinde yani bizde nasıl oluyor? Tabii Türkler arasında burada tıp okumuş, hukuk okumuş benim çok tanıdığım yok. Daha eski gelenlerin çocuklarından vardır, illaki vardır. Şu anda da şey biraz daha başka eyaletlerde tabii daha çok onlarla da tanışıyoruz yavaş yavaş meslektaşlarımızla, ama şeyi yani hukuk bende şöyle oldu, ben aslında sayısalcı olarak başladım, üniversiteye de mühendisliğe girdim, mühendislik okuyordum ama yani o kutuyu da işaretledim öyle diyeyim. Ama şey olmadı yani hani çok nasıl diyeyim böyle aşırı motive olduğum bir alan değildi. Yani böyle sarmadı diyeceğim ama o alana karşı hürmetsizlik olacak diye çekiniyorum. Çünkü mühendislik de güzel bir alan yani. Sayısalcı birisi için de zevkli bir alan aslında.
Ama benim işte dediğim gibi yani işte o tarih sevgim var. Kelimelerle olan yani kelimelere olan ilgim var. Kelimelerin köklerine olan ilgim var. Biraz daha böyle yazılı dil şeyim var. Yani edebiyattan ziyade daha teknik yazı. O yönden de o sıralarda tabii yüksek lisans veya lisans üstü eğitim seçimi yapacağım dönemde de şey oldu. Yani yine mesela Türkiye'nin etkisi anayasa, yeni anayasa konuşuluyordu. Ondan sonra tabii o Türkiye'de yeni anayasanın konuşulması, işte azınlıkların haklarını bulması vesaire. Amerika'da Constitution eğitimi yani işte American History var, bir de Government, American Government var. Şimdi American Government dersi üniversitede zorunlu, lisede de zorunlu. İkisini de okuyunca ciddi bir birikim oluyor. Yani burada devlet nasıl kurulmuş, anayasa nedir, maddeleri nelerdir, sistem nasıl kurulmuş. Şimdi Amerika'nın sistemini bilince, Türkiye'deki sistemle karşılaştırınca bu sefer ikisine karşı da yani alakam doğdu gerçekten. Yani buradaki sistem hakikaten en mükemmeli mi? Daha iyisi olabilir mi? Türkiye'deki sistem geliştirilebilir. Amerika'ya benzerse Türkiye'ye uyar mı, uymaz mı? Türkiye'nin kendine özgün bir şey mi olması lazım? Gibi. Hani bu tür sorular aklımı kurcalıyordu. Tabii şey var. Yabancı olmanın getirdiği, yani Amerika sonradan gelmenin getirdiği ve burada gördüğümüz mesela bizim çok yaşamadığımız yani ırk ayrımı, işte discrimination, cinsiyet ayrımı, ne bileyim din ayrımı, özellikle biz geldikten sonra görülen yani 11 Eylül'den sonra Müslümanlara karşı ciddi olarak görülen ve yani ne yazık ki çok üzücü mesela Müslüman olmadığı halde Müslümana benzediği için başka dinden insanların zarar gördüğü yani Sihler mesela türban taktıkları için Müslüman zannedilip onlar öldürülüyordu yani çok kötü bir durum. Hani bunları falan da görünce tabii şey yani onların hepsi beni Hukuka. hukuka sevk Ya. etti yani. Evet. Şimdi programı bitirirken iki izleyici grubu içinde sizden tavsiyeler isteyeceğim. Biri tabii ki gençler, yeni gelenler, yeni ülkelerde mülteci olan arkadaşlar. Onlara tavsiyeleriniz. Çünkü siz de böyle bir deneyim yaşadınız. İkincisi de aileler. Ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Yani benim söyleyeceğim, gençlere söyleyeceğim en önemli şey şu. Yani dediğim gibi şahsi tecrübe, yaşadığım şeyler, gözlemler vesaire onların üzerine. Yani bir şey söyle dediğinizde şu. Yaşadıkları ülkenin dilini ve tarihini çok iyi öğrenmeleri lazım. Onu düşünüyorum yani. Ben Amerika'da yaşadığım sürece avantajım olarak bunları görüyorum. Gerçekten. Şöyle bir şey oluyor. Yani zaten vatandaşlık sınavı aldığınızda o sorular çıktığında onları direkt otomatik cevaplayabiliyorsunuz da yani o ayrı. Ama şöyle bir şey oluyor. Amerika'yı benimseyebiliyorsunuz. Tarihini bilince, geçmişini bilince, doğrusunu, yanlışını, eksisini, artısını bilince evet tamam yani ben bu ülkeyi biliyorum. Hatta ne oluyor? Yani bazı Amerikalılardan daha iyi bilince kendinizi buralı gibi hissetmeye başlıyorsunuz yani. O yüzden dili ve tarihi çok önemli. Buranın tarihini okumak için zaten buranın dilini bilmeniz lazım. O ülkenin insanının kendi tarihini kendi diliyle anlatımını okuyabilmeniz lazım. Mesela. Yani ikisi birbirini pekiştiren şeyler. Ama bunun için, burası çok ilginç bence. Bunun için kendi dilini ve kendi tarihini çok iyi bilmesi lazım. Özellikle dil açısından yani mesela ikinci dil, üçüncü dil, dördüncü dil öğrenen insanlar, benden daha çok dil bilen insanlara da bunu sorabilirsiniz. Çok farklı bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum. Kendi dilini çok iyi bilirse diğer dilleri de çok hızlı öğrenebiliyor. Aynı seviyede, çok yüksek seviyede bilebiliyor yani. Çünkü dil kabiliyeti farklı bir şey. Ama geliştirilebilen bir şey. Kelime dağarcığı geliştirilebilen bir şey bunlar üzerine çalıştıkça. Kendi dilimizi iyi bilmediğimiz için yabancı dillerde zorlanıyoruz. Birinci dilin üstüne ikinci dili ekleyince onun üstüne 3, 4, 5 çok daha rahat geliyor. Çünkü dil mantığını çözüyorsunuz yani. Konuşmak için veyahut okumak için. Yani şey ekleyip gidiyorsunuz İspanyolca, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Çince. Yani nasıl olursa ama temelinde
Türkçe olabilir. Burada büyüyen yetişen gençler için İngilizce olabilir. İngilizceyi çok iyi bileceksiniz. Ondan sonra diğer bütün diller kolay oluyor. Türkçeyi çok iyi bilirseniz sizin için diğer diller kolay oluyor gibi. Yani gençlere söyleyeceğim bu. Bir yan şey olarak dediğim gibi ben sayısalcı başladım, sözel bölüm bitirdim. Yani yapabilen herkese dünyayı böyle daha geniş bir açıdan okumak için yani olayların hem bilimsel hem sosyal yönlerini anlayabilmek için, birbiriyle etkileşimini anlayabilmek için mümkünse yani yan dal olur, çift ana dal olur nasıl oluyorsa özellikle üniversitede hem sayısal hem sözel dersler almalarını tavsiye ediyorum. Bence bu çok önemli. Yetişkinler için de aynı şekilde yani sayısalcı olarak yetişmiş olabilirsiniz. Sözel yani o alandan kitaplar okuyun, kendinizi geliştirin. Yani sözelci olarak yetişmiş olabilirsiniz. Yapabileceğiniz şekilde çünkü ya matematik de tabii başka bir şey daha olabiliyor bazen. Yani sayısalcıların da bir dur noktası var yani. Bir noktada artık gerisi şey basmıyor yani kafa basmıyor mesela. Gerçekten yani matematikte böyle o kadar teorik derin şeyler var ki yani uçabiliyor. O yüzden yani sözelciler de mesela yani sayısal şeyleri okuyabilir yani fizik, kimya yani ders kitabı şeklinde problem çözme şeklinde değil de yani onun arkasındaki o olaylara okumaya yaklaşımı vesairesi okunabilir yani. Ailelere tavsiyem olarak şimdi burası tabii şey herkesin kendi ailesi de var kendi çoluğu çocuğu da var büyük konuşmamak lazım belki yani gençlerimizin asimile olmadan veyahut izole olmadan yani çünkü bunun hem aşırısı var hem yani iki yönden de aşırısı var yani böyle denge insanı olarak ortadaki o entegrasyon dediğimiz yani kendi kimliğinden, benliğinden tamamen vazgeçmeden ama yaşadığı ülkenin kültürünü, kimliğini de üzerine ekleyerek yaşamasını istiyorsak onu önce biz yapacağız. Yani biz onlara göstereceğiz. Mesela ben diyorsam ben Müslüm, Turkish American bir insanım diyorsam ben kendi çocuğuma, kendi küçüklerime, işte eş dost akrabaya bu kimlikler üçlü kombinasyonda bu şekilde yaşanır. Yok, Muslim American mı göstermek istiyorum? O zaman Muslim American yani bu şekilde yaşanır. Bak ben örnek oluyorum. Olabiliyor yani. Yok işte yani şimdi Amerika'da Türk olarak ne kadar devam edebilirsiniz? O biraz izolasyona da girebilir herkesin tanımına göre. Ama demek istediğim şey yani biz dinimizi de kültürümüzü de buradaki insanları kendimizden uzaklaştırmadan, kendimizi onlara yabancılaştırmadan, onları bize yabancılaştırmadan, siz biz ayrımı yapmadan yaşayabiliriz, olabilir. Yani bunda ne var? Sonuçta temel bazı şeyler var. Yani Amerika'da değer verilen nedir? Oy kullanmaktır, vergi ödemektir. Yani bunları yapmak için ya Müslüman olmak buna bir engel değil yani. Gidip Amerikalılarla mangalda yemek yemek için beraber hani mangal partisi yapmak için Müslüman olmak buna engel değil. Aşılabilir yani. Eti siz getirirsiniz, mangal onlardan olur. Mesela tam tersi olur. Yani anlaşırsınız. Bizim çok bu yönde Amerikalıları ben takdir ediyorum. Hassasiyetlerinizi söylediğinizde yani çünkü sizin için nedir? İşte helal ettir mesela. Başkası için gluten free'dir mesela. Yani bir başkası için işte ne bileyim çileğe alerjisi vardır. Yani olabilir. Buna dikkat ediyor bu insanlar. Biz de edeceğiz yani. Biz de edebiliriz. Basit. Çocuklarımıza onu gösterdiğimizde annem babam başkalarına da bize değer verdiği kadar değer veriyor. O da ayrı bir eğitim metodu yani. Ama ne olur yani eti ben getireceğim diye ısrar ediyorsa tamam şuradan al ikimiz de yiyelim. Yani hayır demeyecek yani veya ne bileyim ekmeği ben getireyim ben bir şey getireyim yani sen evine çağırıyorsun bize yemek veriyorsun ama ben de bir şey getirmek istiyorum yani Türk kültüründe her şey bizden misafir direkt gelir yani ev sahibi sofrayı döşer yapınca mesela Amerikan kültüründe bu gitmiyor yani ezilmiş hissediyor karşıdaki insan yani sen ne bileyim içecekleri getir sen de salatayı yap gel buna açık olmak lazım tabii tecrübelerle kazanılıyor yani biraz pot kıra kıra geliniyor. Ama şey yani bunu biz gençlerimize kendimiz örnek olarak göstermemiz lazım.
Kesinlikle. Dediniz ya tecrübelerle gidiyor ama yeniden Amerika'da kullanılan güzel bir söz var. Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Yani bunu yapmış, ben nasıl sizi buldum? Çok teşekkür ederim tekrar. Kabul ettiniz Ahmet Bey. Böyle zaman geçirdik, beraber konuşmuş olduk. Herkes bulunduğu bir yerlerde daha önceden gelmiş, biraz tecrübe etmiş arkadaşlarla konuşarak aynı hatalara düşmeden güzel başlangıçlar yapabilir. Ben herkesi dinleyen bizi teşvik etmek isterim bir başkasıyla konuşmaya. Bu bizimki de öyle bir başlangıç oldu. Müsaade ederseniz bugün... Burada çok kısa Gülşah Hanım. Tabii. Biz şimdi buraya önceden gelen insanlar veya sonradan gelen insanlar o tür konuşmalara girdiğimizde karşılaştırmalı konuşmalara hemen o bir şeye dönüşüyor. Üstünlük yarışına dönüşüyor. Onu yapmamak, yani kötülemeden karşılaştırmak lazım. Yani o çok önemli. Çünkü yeni gelen insana mesela Amerika'yı anlatıyoruz. İşte şöyle muhteşem, şöyle güzel, böyle güzel adam çıkıyor, haberleri bir okuyor. Çat, iki zenci daha öldürülmüş. Bir dakika diyor, sen bana ne anlatıyorsun diyor mesela. Şimdi yani tam mesela şey de, zenci kelimesi de çok ilginç. Türkçe'de biz rahat kullanıyoruz ama mesela İngilizce'de onun değişik kademeleri var yani. Ben hani Black American şeklinde, Black Lives Matter'daki Black şeklinde kullanıyorum. Onu da söylemiş olayım yani. Şeyi, yani Amerika'yı böyle yüceltiyoruz ama mesela zayıf yönleri var. Yeni gelen insan önce bir dakika şey oluyor, o burası neymiş oluyor ama sonra gerçeklerle yüzleşince ya çok da öyle değilmiş oluyor. Veya ne oluyor? Kötülüyoruz mesela. Yok işte Türkiye'de şu daha iyiydi, şöyle daha iyiydi, böyle daha iyiydi. Bu sefer ya o zaman Amerika'ya niye geldik gibi bir bocalama oluyor. Yani kötülemeden sadece olduğu şekliyle, burada bu var. Ben bunu güzel görüyorum ama mesela sen belki güzel görmeyebilirsin gibisinden, yani böyle karşı tarafa ne düşüneceğini empoze etmeden aktarmak lazım o tecrübeleri yani. Kesinlikle doğru. Biraz önce konuşmuştuk, hemfikirdik, onu müsaade ederseniz bitirmek istiyorum. Eğer biz zamanında doğru şekliyle, hakkıyla, asimile olmadan entegre olmayı başaramazsak, ikinci nesil kendine uyum sağlamak anlamında asimile olmaktan başka bir şans göremeyecek diye bir korkumuz var. O sebeple dilerim bu programla biraz daha bunu, olabilirliğini göstermiş oluyoruz. Ve siz de güzel yönlerini söylediniz yani. Dil öğrenmenin üzerinde çok durduk özellikle. Sevgiyle Türk kültürünün de verilebileceğini söylemiş oldunuz. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Bir şey değil yani, ben bizim neslin görevinin, yani buraya çocukken gelmiş olan First Generation görevinin, buraya yetişkin olarak gelenlerle onların veyahut da işte tabii onların oluyor çocukları veya işte bizim çocuklarımız da yine aynı şekilde de, yani aslında buraya yetişkin olarak gelip onların burada daha çocukları arasındaki o kültür farkındaki köprü görevi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o görevde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yani bu nesil şöyle, şu anda mesela işte bizim çocukken gelenler 20 ila 30-35 yaş arası diyelim. O aradalar. Yani çok meşguller, okulları var, dersleri var, işte yeni işlere başlamışlar, belki kariyerlerinin başındalar. Zaman ayırmaları çok zor. O yüzden yetişkinler, aklı başında olanlar, görmüş geçirmişler, gençlerle o aradaki nesil farkını, nesil uçurumunu görüp aradaki olabilecek nesillere teklif götürmesi lazım. Ya gel bize yardımcı ol, anlaşmamızı sağla. Yani siz onlardan sormazsanız onlar zaten onu düşünecek zamanı yok yani. O mesajı da eklemiş olalım. Çağırdığınız için, davetiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarınız geldi geçti bu programdan. Yani inşallah ben de onlara layık bir şekilde katılım ve katkıda bulunmuş olurum. Öyle ümit ediyorum. Gerçekten bugüne kadarki bütün programlarınız için de size ayrıyeten, yani bütün izleyenleriniz adına ben de bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.